arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda size 3 senedir asla çekmediğim, direndiğim bir videoyu çektik. Çantamda ne var? Aslına bakarsanız çantalarımda ne var? Bugüne kadar hiç çantamda ne var videosu çekmeye yanaşmadım. Bu çok popüler bir içerikti eskiden. Çünkü kime ne, size ne, hani çantasında ne varsa var. Aslına bakarsanız bazı ipuçları da varmış. Herkesin kendine özel kişisel ipuçları varmış. Çantamda ne var videosu yapmışken dedim ki bari bir tane, yani günlük çantamda ne var gibi olmasın. 3 tane ayrı çantamda neler var olsun. Hepsinin kendi kendine ayrı ipuçları var benim tarzıma göre. Bir günlük, bir spor, bir de gece çantamda neler var. Hepsini tek tek anlatıyorum. O zaman hazırsanız gelin çantaların içinde neler var bakalım. O zaman ilk günlük çantamla başlıyorum. Gördüğünüz gibi günlük çantam pek güzel. Şimdi ben bu çantayı niye aldım, içinde neler var hepsini anlatacağım. İlk önce ben bu çantayı niye aldığımla başlayayım direkt. Off-White'dan bir çanta almak istiyordum ama ben öyle önüme gelen her çantayı trend diye alabilen bir insan değilim. İşime yarayacaksa alıyorum, yani çok yönlü düşünüyorum. Hele ki para vereceksem iyice mantıklı olması lazım. Öyle körü körüne alamıyorum, yani demek istediğim o. Şimdi baktım, evet çok güzel ve bu markanın olayı da bu sarı kayışları tabii. Ama sadece bu değil tabii ki olay. Bu kayışlar çıkabiliyor. Her şeyle de uymuyor. İlk önce şu sarıdan bir kurtulalım. Bir dakika, bu böyle değil normalde. Bir dakika. Şimdi kayışımız burada. Bunu bu arada arkadaşlar gerçekten kemer yapıyorum. Kemeri de satılıyor ya ayrıca bunun. Ben bunu kemer yapabiliyorum. Tamam, şimdi kaldı elimizde bu. Ben bunu normalde gece bile büyük bir kılaç gibi, çünkü ben büyük bir insanım, alabiliyorum yanıma. Şık bir yere giderken şimdi bu olmaz ya. Böyle gayet güzel oluyor. İlk önce alırken tabii anlamaya çalıştığım şeyler var. Mesela hani buradaki detayla buradaki kabartmanın uyumunu görüyorsunuz zaten. Açtığımız zaman mesela şöyle bir içinden şöyle bir bağı var. Deri bir parçası var. Neden var bilmiyorum mesela. Herhalde bu buradan kopup düşmesin diye koydu bence. Bir de şöyle sanki efendime söyleyeyim ununuzun ya da ne bileyim açık bir paketinizin hani kıstırırsınız ya kıskaç. Çanta tabii ki böyle mıknatıslı ve kapanabiliyor. Ve çantayı aldığınız zaman içinde şöyle bir detay var. Hani bu bunun içinde aslında şu kırmızı etiket ve şunlar. Ben bunları sordum. Dedi ki aa dediler, bu çantanın olayı bu. Amerika'dan almıştım. Orada sordum, bunlar dedim kesilmesi mi gerekiyor falan. Yok dedi, bunun olayı bu, bunu kesmeyi sakın. Hatta bunu böyle dışarıya sarkıtacaksınız falan. Ben böyle nasıl bir görgüsüzlük ya bu falan dedim ama gördüğünüz gibi üstünde duruyor. Ben genelde bunu bunun içine koyuyorum ve böyle kullanıyorum. Bunu da buraya bağlıyorum. Şimdi geldik çantanın içindekilere. Ve her gün de böyle geziyorum. Hani yalan yok. Gerçekten çantamda bunlar var. İçi böyle geniş bir çanta ve pek bir gözü yok. Birkaç tane gözü hariç pek bir gözü yok. Alabildiğini alıyor aslında bakarsanız. Hani mantıklı bir çanta. Başlıyoruz o zaman hazırsanız. Bir YouTuber her an vlog çekebilir. O yüzden kameram her zaman benimle. Yalnız bu çantanın içinde tabii ve diğer çantaların içinde olduğu için kendisi haşatı çıktı. Derisi koptu falan filan ama kendisine çok memnunum. Bu bir vlog kamerası. Sony RX100 Mark IV. Eğer merak ediyorsanız diye söylemek istedim. Vloglarımı bununla çekiyorum. Kendisi beni yarı yolda bırakmamış. Helal olsun, bir kameradır. Çok severim. O benim çantamda ama işte anahtarlara çarpa çarpa bayağı kötü oldu. Siz böyle yapmayın. Bir kaba falan koyun. Anahtarlar. Anahtarlarım biraz abartı biliyorum. Şimdi anahtarlarımda neler var videosunu başka bir videoya saklasam mı diye, yok neyse anlatacağım. Şöyle bir şey var. Aslında bu çok mantıklı bir şey. T-Tech'in. Bunu mesela powerbank'e bağlayabiliyorsunuz. Ve telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Evin anahtarları var. Anahtarlık var. İşte İrlanda'dan aldığım falan filan. Disneyland'den aldığım Mickey'li anahtarlıklar. Ve şu da çok pislendi ama hani kolay bulmamı sağladığı için takıyorum. Yeni powerbank'im. Güzel bir powerbank. Bir dakika, kablosu da olması lazım. Aynen öyle. Kablosuyla birlikte telefon. Ha, telefonu çıkardım arkadaşlar. Telefon hiçbir zaman çantada durmuyor. Her zaman cebimde. Kablosuyla birlikte bir powerbank. T-Tech'in powerbank'i. Bunu sevmemin özelliği. Biraz ağır evet ama çok iyi şarj ediyor. En azından
İki tane girişi var falan filan. İki tane şeyi aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Üzerine Cansu Akın yazıyor. Böyle şeylere çok önem veririm. Adım yazmayan hiçbir şey yanımda olamaz. Şarj yüzdesini görüyorsunuz. Göstereyim. İnanmıyor musunuz yoksa? Hemen gösteriyorum. %100 şarj ettim. Bugün rahat mesela, kafam rahat. Evet, bir oje var. Eğer şu an elimde bu yok ama bu kalmış içinde. Niye oje var yanımda ve niye böyle hantal bir ojeyi koymuşum acaba, Allah bilir. Ojelerim hep soyulduğu için kendi kendine, ben hiç soymuyorum. Soyulduğu için bir ojem oluyor yanımda. Çok rezil rüsva oluyorum çünkü yani ellerimde yarım yarım ojeler, çocuk gibi geziyorum. İçinde bir cüzdanım var tabii ki, cüzdansız çıkamayız. Şöyle bir cüzdanım var. Böyle küçük bir cüzdan aldım kendime. Yeni bir cüzdan bu. Mantıklı bir cüzdan. Yani hani marka bilmem ne, tabii ki Balenciaga'yı seviyorum ama mantıklı bir cüzdan olduğu için aldım ve çok tatlı bir cüzdan olduğu için aldım. Aslına bakarsanız şöyle açılabiliyor ve içinde böyle para ve kart, 3 tane kart ya da birkaç tane kart koyabiliyorsunuz. Ama nüfus cüzdanınızı koyamıyorsunuz. Tabii ki yeni nüfus cüzdanlarına geçerseniz koyarsınız ama ben daha geçemedim. O yüzden nüfus cüzdanımı bir yere sıkıştırıyorum arkadaşlar. O biraz kötü. Bozuk para koyma yeri var. Gerçekten tatlı bir cüzdan ve kırmızı renk almak istedim hemen bulabilmek için çantada. Mendil. Hep bugünü bekledim. Tiger'dan kendime zürafalı peçete almıştım. Ve arkadaşlar tabii ki kullanmaya kıyamadım. Çok tatlı peçetemi sonunda gösterebildiğim bir mecra yarattım kendime. Şöyle bir mendilim var. Muhtemelen hiçbir zaman kullanmayacağım. Sadece video için getirdim. Tatlı. Anlatacağım şöyle diplerden. Gözlüğümü takıp size göstereyim. Hiç beğenmiyorsunuz bu gözlüğü ama ben beğeniyorum. Kötü de dursa takacağım. Takacağım yani, seviyorum bu gözlüğü. Bu gözlük çok aşırı pahalı bir şey değil ama keşke de bir kaba koysaydım. Çizilmiyor da. Ajandam. Telefona yazdığım hiç benim aklımda kalmıyor. Ajandaya yazdığımda böyle küçük bir ajanda aldım ki çantalarıma sığsın. Çünkü bu öbür çantalarıma da girecek. Spor çantamda da, gece çantamda yok da spor çantamda falan da oluyor. Ben nereye gidersem her gün benimle gelen bir şey bu. Güneş kremi. Güneş kremi artı bu bir leke kremi. Yani şöyle hem güneş kremi hem de leke kremi. İkisinin bakımını birlikte yapıyor ve bu kremi çok seviyorum. Her gün sürmek lazım güneş kremini. Unutuyorum, o yüzden çantama koyuyorum. Mantıklı. Abi şu ikisi çok benziyor birbirine. O yüzden bir dakika, şimdi ilk şunu anlatayım. Bu bir tabii ki kulaklık, AirPod bildiğiniz. AirPod kullanıyorum kulaklık. Çok memnunum ve Samsung'la da birlikte uyuşuyor, çalışabiliyor. O yüzden AirPod'dan aşırı memnunum. En sevdiğim kulaklığım. Yani şöyle de göstereyim size hatta. Hep yanımda. Bu yanımda olmazsa mesela spora gitmem yani. Ne yapacağım çünkü onların müziğini mi dinleyeceğim? Ve tamam, sırada yine AirPod'la aynı. Aynı yani. Şuna bakar mısın? İkisi aynı şey. Çok tatlı. Hemen durun bir dakika. Bath & Body Works'un bildiğiniz Purel. Çok seviyorum bunu ya. İsteyene veriyorum. En çok da ağzım bitiriyor. Temizlik hastası mıdır nedir? Bunu çok seveceksiniz. Daha önce de bahsetmiştim. Tide'ın Tide To Go kalemleri. Sürekli üstüne bir şey döken biriyim ben. O yüzden bunu böyle keçeli kalem gibi bir şey bu. Ve çok güzel lekeleri çıkarıyor. Maalesef ülkemizde yok ama bunun benzeri şeyler var. Bunun kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Daha önce bir gün denemiştim. Ama bunun benzerleri var bizde de. Hangi markanın bilmiyorum şu anda. Alıp deneyebilirsiniz. Çok güzel. Hemen böyle üstünüzdeki lekeye müdahale edip beyaz giydiğinizde falan hani direkt lekeyi çıkarabileceğiniz bir şey. Günlük çantamda olsa çok iyi olur. Beni çok iyi kurtarır. Aa, şekil, şukul, ayna. Aynayı kullanıyorum tabii ki. Bakar mısınız? Kendi kabı falan var. Evet. Ayna. Yani şöyle bir aynam var. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim böyle bir makyaj çantam falan buna sığmıyor. O yüzden ben ürünleri tek tek koydum. Hani bu çanta için bir makyaj çantası komple gezdirmiyorum ama diğer çantalarımda onları da göreceksiniz. En sevdiğim lip balm yanımda her zaman. Bir tane ruj, yine günlük rujumu mutlaka çantama atıyorum. Bir tane yedek bir lip balm kesinlikle. Yani çünkü birini cebime koyuyorum, sürekli sürüyorum, birini de çantama koyuyorum. Bir cebimde unutuyorum falan. İki tane lip balm iyi olur benim için. Çünkü gerçekten yaşayamam, dudaklarım çok kötü. Bir toka, saç tokası olmak zorunda çünkü hani şu anda bile daral geldi. Bir tane daha not defteri. Buna genelde hakikaten fikirlerimi, aklıma gelen şeyleri falan yazıyorum. Eğer bu olmazsa da telefona yazıyorum kalemiyle. Güzel yani. Ama gerçek yazmak daha güzel ve böyle şeyler insanı, böyle çok güzel defterler insanın çantasında bulunması insanı motive ediyor. Beni ediyor. Devam. Spreadin yanıma atıyorum bir tane. Gerçi bu leblebi tozu gibi bir şey. Normal Spreadin suda eriyen, efervesen olanları daha çok seviyorum.
Biraz leblebi tozu gibi boğazım çok kötü takılıyor ve Yusuf diyesim geliyor. Ama hani efervesen olanı daha çok sevdiğim bir ürün. Bunu da çantaya atmalık yani, tek atımlık. Benefit'in bir allığı var, allık ruj. Ben çok makyaj tazelen biri değilim gün içerisinde. O yüzden hani çok yağlanma ve parlama gibi şeylerde de çok canım sıkılmaz. Ağır bir makyaj yapmadığım için, ama tabii arada yağlanırsa ne olur bilmem. Yani huyum değil demek istediğim makyaj tazelemek, ama olur da bütün gün dışarıdayımdır falan, allık tazeleyebilirim. Bu da Liloş'umun topu. Bu nasıl girdi bilemiyorum çantama. Liloş'umun topu, en sevdiği topu. Karanlıkta oynamayı çok seviyor. Geceleri çıldırma topu onun. Bir tane parfüm var yanımda. Böyle bilyeli. Öyle. Yanınızda olsun tabii. Parfüm. Yine Cansu yazan, tabii ki her zaman Cansu yazan bir tane cüzdan. Adamın yazmadığı hiçbir şey çantama giremez. Haliyle deli. Cansu gerçekten bu arada özellikle aldığım şeyler değil bunlar. Hepsi hani hediye edildi. Mesela bu hediye edildi, o da hediye edildi. Yani ben öyle bir manyak değilim. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Hadi onu da söyleyeyim. İçi böyle. İçinde nüfus cüzdanı var yani. Kullanmadığım kartlar falan var. Yanıma almışım ne olur ne olmaz diye. Evet, bir tane el kremi L'Occitane'ın. Küçük el kremleri var ya, çok işe yarıyor. Takılar, kolyeler falanlar filanlar. Her yerine iyice bakayım ne. Allah'ım bu nedir ya? Sakız. Aa, sakız şeker mutlaka. Ve bir ıslak mendil çöpü çıktı. Bitti. Hepsi gerçekten Burhan Altın Top'un el çantası gibi. Şöyle döktüm ve abaküs falan çıktı içinden. Benim günlük çantamın içinden çıkanlar bunlar. Bunların hepsini geriye nasıl sokacağım onu hiç bilmiyorum, ama organize. Onların yerleri var, onları ben kendim hallederim artık. Evet, şimdi gelin o zaman bir de spor çantama bakalım. Evet, sırada ikinci çantam olan spor çantası var. Yani spor bavulu mu demeliyim acaba, ama gerçekten spor çantası dediğim böyle olmalı. Anca alıyor. Şöyle ki ben bunu her gün taşıyor muyum? Hayır, aslında bakarsanız bir dolabım var ve orada bırakıyorum, ama bazen tabii ki taşımam gerekiyor. O yüzden de böyle bir çantaya ancak sığabiliyorum. Çünkü içindekileri şimdi gördüğünüz zaman bana hak vereceksiniz. Hepsi de çok mantıklı. Evet, başlayalım. En büyük gözden başlayacağım. Küçük gözleri var. Şimdi çantayı anlatayım ilk önce. Çanta, Eastpak'in bir çantası. Gayet ülkemizden bulabileceğiniz bir çanta. Böyle ayarlanan, en çok kullandığım bir omuza takılan şey var. Kordonu var. Bildiğin askere gidiyorum çantası aslına bakarsanız. Ama ben seviyorum böyle military şeyleri. İki tane gözü var. Bir tanesi burada. Büyük kocaman bir göz. En kolay şeyleri buraya koyuyorum genelde. Anahtarıdır, cüzdanıdır. Ama bu sefer öyle yapmadım, cüzdanlar falan içinde. Bir de şurada bir gözü var. Burada da bir gözü yok. Tamam. O zaman büyük parçadan başlıyorum. Hazırsanız. Evet. İlk önce bir tane bez poşet çıktı. Tabii ki plastik poşetlerden artık herhalde kurtuldunuz. Zaten ben hep böyle bir şey kullanırdım. Sporda duş aldığım için bazen. Bunu göz önünde bulundurursunuz tabii ki. Bir terlik arkadaşlar. Hani bildiğiniz normal bir terlik. Of, çok büyük geldi gözüme. 45 numara falan herhalde. Bir terliğim mutlaka var. Asla herkesin bastığı yere basacak değilim. Bir kere terliğimi unutmuştum. Ayaklarıma poşet geçirmiştim. Şeydeki poşetler çok kötü, komik duruyordu. O yüzden terliğimi hiç unutmam. Yanımdadır. Bir tane spor sütyeni. Çok iç çamaşır sayılmıyor zaten. Bazen sadece bununla bile spor yapıyorum. Bildiğiniz Nike'ın çok sevdiğim, sporda çok aktif hareket etmenizi sağlayan, terinizi emmeyen, hani böyle daha hemen kuruyabilen bir yapıdaki, kumaştaki bir tane spor sütyeni. Tight. Ay, en sevdiğim tight'ı koydum. Nike'ın bir tight'ı. Bunun hani özel bir adı var mı? Dry fit bu. Aşırı rahat hareket edebiliyorsunuz. İçinde tek özelliği bu zaten yani büyük ihtimalle. O da terlemiyor. Teriniz hani böyle naylon bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum ne demek istiyorum? Polyester gibi bir şey değil. Çok rahat hareket edebiliyorsunuz. Dizinde de bildiğiniz böyle bir olay var. Öyle sadece bir olay. Hiçbir özelliği yok dediğim gibi, ama çok tatlı. Sadece bir dizinde. Ben seviyorum bu tight'ı. Çok rahat ediyorum. Ooo, triplere gel. Bak şimdi ben yogaya başladım, ama sıcak yogaya. Böyle bir ayakkabımsı bir şeyim var. Ya böyle bir şey, tamam mı? Bu bir ayakkabı, yoga ayakkabısı. Ayak parmaklarını buradan geçiriyorsun, çok tatlı. Kendi çantası var. Kaç kere kullandın? 2. Bir de işte bütün bu kombinin diğer tamamlayıcısı olan, nefes alabilen, yine dry fit özellikli bir atlet, spor atleti. Bu atlet genelde her gün değişiyor, ama bazen aynı tight'i giyebiliyorum. Spor stüdyeniyle
Atlet genelde değişiyor ama. Evet. Yine bir bohçamızı açıyoruz. İçinden ne çıkıyor? Ayakkabılarım çıkıyor. Spor ayakkabılarım. Arkadaşlar tabii ki spor ayakkabısı her zaman yani. Mesela kış ayındayız ve ben botla geziyorum. Spora gidiyorum. Dolapta oluyor bu çanta. Ve spor ayakkabım her zaman içinde oluyor. Zaten dışarıda gezme ayakkabıyla spor salonunda gezmek birazcık sıkıntı. Hiç kimse öyle yapmıyor. Siz de öyle yapmayın eğer bir fitness salonuna gidiyorsanız. Spor ayakkabınız her zaman bence temiz bir şekilde orada dursun. Yani normalde giymediğiniz bir ayakkabı olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar en sevdiğim ayakkabılar. Epic React Nike'ın. Çok çok seviyorum. Çok rahat yani sporda. Evet, çanta tabii bayağı hafifledi. Onları çıkarınca oy. Evet, kitap. Ağır bir kitap koydum. Çünkü şu anda bunu okuyorum. Kitabı niye koydum? Çünkü genelde ben hep spor çıkışı ya birini bekliyorum ya biri olmuyor. Kendim oturuyorum, bir şeyler yapıyorum. Hemen bir yemek yemem gerekiyor falan derken yanımda da kitap oluyor. Kitap okuyorum, bir şeyler yapıyorum. Bir bere. Bere niye var? Şimdi hemen anlatayım ben size. Bere niye var? Çünkü saçlarım hiçbir zaman tam olarak kurumuyor. Kuruması gerekirse de bir saat orada olmam gerek. O da birazcık dikkat çekiyor artık. Ya hala burada saçını mı kurutuyor bu kız falan diye tepki yiyorum. Gerçekten insanlar böyle hala mı falan 10 kişi kuruturdu falan gibi bakanlar oluyor. O yüzden tam kurumuyor. Hiçbir zaman tam kurumuyor. O yüzden bir bere mutlaka üşütmemek için. Çünkü şu anda kış aylarındayız. Deodorant. Her zaman. Aslında sporda deodorant oluyor her zaman ama ben yine de kendiminkini de götürüyorum. Bu arada bitmiş. Evet, havlu yok arkadaşlar. Çünkü benim gittiğim spor salonunda havlu veriliyor. O yüzden ben havlu taşımıyorum. Ama eğer siz tabii ki spor salonunuzda yoksa temiz bir havlu koyarsınız. Evet, bir de yani bu şimdi günlük çantam gibi hani bir gün evden spora gidiyorum çantası olduğu için yine ajanda. Yani oraları hızlı geçeyim. Telefon ve power bank kablosu, cüzdan aynı şekilde. Hani bu her zaman bir temel, değişmiyor. Toka, anahtar, yine bir pürel, aynı pürel, lip balm, her zaman yanımda. Evet, şimdi gelelim spora özel getirdiklerime. Oo, bir dakika, çorabı unutmuşuz. Ben çorap konusunda çok başarısızım. Hatta o kadar başarısızım ki bunun bir teki var sadece. Bir dakika, gerçekten. Evet abi, sadece bir tekini koymuşum. İşte gerçekten ben bir kere daha böyle yapmıştım ve çıplak ayağımla spor ayakkabı giymek zorunda kalmıştım. Bir teki bu böyle, bir de böyle bir çorap var. Yine hani büyük ihtimalle ayakkabımla hiç uymayan lacivertle siyah, hiç uymayan bir saçma sapan bir çorabım var. Ama en azından çorabım var, hani çorapsız daha kötü. Sonrasında kulaklık, yani kulaklık olmazsa dediğim gibi bugün yani bir keresinde spora gittim, kulaklığım yoktu ve geri çıktım. Yani yapacak hiçbir şey yok. Kimseninkini de ödünç alamam. Ondan sonra gelelim. Makyaj temizleme mendili. Güzel bir makyaj temizleme mendili. Bu aslında gönderi, marka gönderisi. O yüzden ben bunu tabii ki de bitiriyorum. Kötü bir mendil değil bu arada ama daha da çok daha iyi kullandığım mendiller de var. Onları yani mutlaka sevdiğim mendilleri bulunduruyorum yanımda. Çünkü mesela toplantıya gidiyorum ve aklımda hiç yok o gün spora gitme planı. Direkt bu çantamdaysa hemen böyle makyajımı siliyorum. Çünkü makyajlı spora gitmek çok saçma ve en takdir etmediğim şeydir. Yani yüzün terliyor ve gözünde far ve eyeliner var. Komik görünüyor, biraz akıyor falan, saçma sapan bir şey oluyor. O yüzden tabii ki bu yanınızda olursa iyi olur. Evet, şimdi iki tane çanta var. Şimdi bunlar Cansu'cum biraz fazla değil mi diyeceksiniz. Değil. Anlatıyorum. Evet, şimdi İlk önce bu Glossier çantanın içinde duş malzemeleri var. Çünkü orada duş alma ihtimalim var. Duş malzemeleri var dedim ama fondöten de çıktı. Olsun. Bir tane La Roche-Posay'nin termal suyu var. Neden? Çünkü neme ihtiyacım olabilir. Bir fondöten var. Eğer spordan sonra toplantım falan varsa diye koydum. Ki bazen oluyor. Ve o fondöteni yaymak ve yüzüme yedirmek için bir süngerim var. Bir tane küçücük bir Foreon var. Çok tatlı, seviyorum. Hiç şarjı bitmiyor bunun gerçekten. 5 ay falan oldu. Bir tane tarak var. Bunu şeyden çarptım. Türk Hava Yolları'nın tarağı bu. Çok yani aşırı küçük yer kapladığı için bunu kullanıyorum. Ondan sonra saçıma şekil verebilmek için bir şey var. Bumble and Bumble'ın bir deniz suyu spreyi. Ondan sonra nemlendirici var bir tane. Küçük boy. El kremi. Kirpik kıvırıcı. Bu bayağı mantıklı bir şey bu arada. Çok az yer kaplıyor. Hemen böyle kıskaç. Çık çık çık. Ondan sonra tırnaklarınızı sürebileceğiniz, tırnakları nemlendiren manikür için bir şey var.
ve makyaj yapabilmem için küçük fırçalar, küçük ve mantıklı fırçalar var yanımda. Evet, aşırı çok şey var biliyorum. Yani şehirler arası yolculuğa gidebilirsiniz. Evet, ikincisi de yine böyle şampuan tarzı şeylerin olduğu. Bir tane mendil. Yine şöyle bir mantıklı bir, yani hepsinin bir arada olduğu bir makyaj paleti diyeyim Nars'ın. Şöyle bir yine minicik çantaya sığdırabileceğiniz çok tatlı bir far paleti. Otelden çaldığım Le Labo vücut kremi. Nem maskesi, çünkü yüzüm çok kuruyor benim sporda, saunaya falan giriyorum. Küçük bir parfüm. Bu da böyle yine Le Labo'nun bir parfümü. Çok güzel kokuyor. Yanınızda bulunması lazım spordan sonra. Güzel güzel koku. Kaşlarımı tarayacağım bir şey koyuyorum. Yani bunlar aslında günlük makyajım da yanımda. Küçük versiyonları. Şöyle küçük Benefit'in bir aydınlatıcısı var. Bir kapatıcı. Bir tane günlük nemlendirici var yine. Anlamadım. Bir tane ruj çıktı. Mesela bunlar nasıl girdi bilmiyorum. Bir takı. Ve evet, bunu seviyorum bakın. Bu ne? Origins'in bir tane On The Spot diye bir şey. Ne bu? Böyle sıkıyorsunuz. Bunu çok azıcık. Naneli, böyle çok ferahlatıcı bir şey. Şuralarınıza falan sürüyorsunuz. Benim bazen başım ağrıyor spordan sonra. Onu böyle kokluyorsunuz falan, rahatlatıyor bayağı. Ne demek istediğim, uykuya falan daldırır yani insana. Öyle bir etkisi var. Evet, yoruldum. Vallahi yoruldum. Devam ediyorum. Tabi buralarda hep sabit duran şeyler var işte. Şekeridir, lip balmıdır. Spor çantam da bu kadardı. Evet, şimdi isterseniz gelin bir de gece çantama bakalım. Küçük gece çantası. Ve son çantam gece çantası. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Ki çok büyük açıklama yalnız böyle şey. Masada böyle. Büyük açıklama, basın açıklaması. Bir tane gece çantam var, o da bu. Çünkü ben gece çıkan bir insan değilim ve hiç ihtiyaç duymuyorum gece çantasına. İhtiyaç duyduğumda da günlük olan çantamı yanıma alıyorum. Böyle çanta koluma takıyorum falan. Gece hayatım olmadığı için, ama arada sırada tabii ki benim de gece çıkmam gerektiğinde yanıma bir çanta almam gerekiyor ve tam benim tarzım değil mi sizce de bu çanta? Yani dümdüz siyah bir çanta almak aslında en mantıklısı olabilir ama şimdi böyle bir çantaya da hayır demek zor. Gerçekten bunu iki kere falan kullandım. Hani bu da üçüncü. En sevdiğim gece çantam bu. Kadife lila bir çanta. Üzerinde de gece olduğu ve gece çantası olduğunu her şeyiyle belli eden yıldızlar, taşlar var. Markası Skinny Dip. Londra'dan almıştım bu çantayı. Böyle bir çanta aslında. Bu elinizde kutu gibi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gelinin nesi oluyorsunuz çantası aslında. Bu böyle bir çanta. Şöyle, hani ben tabii böyle bir çanta alırken ilk önce taşları ve yıldızları düşer mi diye tırnağımla şöyle test etmek suretiyle denemişimdir tabii. Bunlar çünkü azalırsa çok kötü bir çanta haline gelir. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çantamızın diğer özellikleri açılabilmesi. Açıldı. Ve içinde isterseniz omzunuza asabileceğiniz şöyle bir zinciri var ve şöyle omzunuza asıyorsunuz. İsterseniz de içinde durabiliyor ya da tamamen iptal edebiliyorsunuz zincirini. Açıldığı zaman bu kadar açılabiliyor ve bu tarz çantalar içine çok şey almıyor biliyorsunuz ki. O yüzden mantıklı olmamız lazım. Neler aldım? İçine gece çantası. Gece çantasının içine telefonumu koydum. Çünkü dans ediyorum falan filan. Bir oradayım, bir buradayım, bir o masadayım, bir masadayım. O yüzden telefonum çantamın içinde bu sefer. Günlükte hep elimde, montumun cebinde falan, ama bu sefer cebim yok. Evet, bakalım. Bir toka. Ay, bu toka mesela mantıksız bir toka. Çok yer kaplıyor ama ezilebilen, büzülebilen bir toka olduğu için sıkıştırabildim bunu. Bir toka, çünkü açık saçla giderim muhtemelen. Ama sonra darlanırım. Bir saat sonra falan darlanırım. Şöyle bir şey var. Bu Beauty Blender'ın Blotteraz diye bir şeyi. Bunu yanıma almamın birkaç sebebi var. Birincisi yağlanma olabilir. Çünkü fondöten sürdüm, bilmem ne pudra sürdüm falan, baz sürdüm. Geceleri öyle ağır makyaj yapabilirsin düğünde falan şimdi. O yüzden şöyle bir ürün bu. Aslında iki tane hatta.
Bunu böyle hemen yüzünüzün yağını alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hani bunun kendi kabı var. Bunu hani yıkamış oluyorsunuz. Bunun içinde duruyor. Aynı zamanda aynası olması da çok mantıklı. Yanınızda bir ayna olmuş oluyor. Ekstra bir ayna almamış oluyorsunuz. Ve tabii ki içinde illaki o gece sürdüğünüz ruju yanınıza aldınız. Ben hangi ruju almışım? Dior'un bir rujunu almışım. Çünkü böyle gece çantalarında daha böyle şık, en güzel rujumu alayım modunda oluyor insan. Rujumu da aynaya bakarak tazeleyebiliyorum. Ben yine de bir lip balm almışım rujdan önce. En azından tırtık tırtık olmasın diye alıyorum. Yapacak bir şey yok. Topuklu ayakkabı giydiniz gece. Belli ki topuklu ayakkabı giydiniz ve ayağımı tam yarım saat içinde hoplaya zıplaya ayağımı vurdu. O yüzden böyle çeşit çeşit yara bantları aldım. Nereye ne olacağı belli olmaz. Dayanma süremi biraz daha artırsın diye. Yani çok fazla uzatmıyor süreyi ama en azından kanamaları durduruyor. Ayakkabının vurmasını en azından biraz daha hafif rahatlatıyor. O geceyi kurtarıyor. O yüzden böyle çeşit çeşit kalpli, efendim söyleyeyim, göstereyim mi? Göstereyim. Anlarsınız ya. Böyle arkasına falan mesela, ayakkabının arkası vurdu, hemen böyle kalbi yapıştır. Ay ne kadar tatlı olmuş, hem de yara bandı. Böyle şeyler çok önemli benim için. Evet, devam edelim. Kredi kartlarım var. Çünkü büyük cüzdanı buna sığdıramam. O yüzden sadece kartları ve biraz nakit para aldım. Bir de naneli şeker aldım. Gece böyle çünkü insan muhabbet falan ediyor. Böyle yakından konuşuyorsun, kulağına falan konuşuyorsun. Böyle şeyleri ben hep düşünürüm. Yanıma da böyle şeker de aldım. Bu da en sevdiğim şekerlerden biridir. Onu da depolamıştım zaten. O da yanımda. Gece çantası küçük zaten. İçinde de hep mantıklı şeyler var. O koca anahtarla buna sığdıramam. O yüzden kapıyı bana biri açsın. Ve şarjım da full gideyim bir zahmet hani. Onları yanıma alamadığım için. Bazı şeyleri düşünerek gitmek zorundayım. Gece çantam da buydu. Bence en kolay ve en mantıklı çantalardan biri zaten bu gece çantası oldu. Spor ve günlük çantamı da size anlattım bu videoda. Benim çantamda bunlar var. Gördüğünüz gibi hepsi gerçek. Hepsi gerçek burada çantam içinde olanlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.